Değerli sorularla Risale takipçileri, 25. sözden bugün devam edeceğiz. Birinci şule, üçüncü şua, gelecekten haber veren ayetler kısmına geldik. Burada Bediüzzaman Hazretleri gelecekten haber veren ayetlerden bahsediyor. Fakat açıklamasını yapmıyor. Bu kısımda bunlardan bahsedeceğiz. Buyurun hocam. Evet. Gerçekten bu bölüm 25. söz içinde en dikkat çekici yerlerden. Keşke Bediüzzaman biraz açıklama yapsaydı, insan bunu arzu ediyor. Ama ayetleri verip geçmiş. En azından mücmel bir mana olarak tabii bilmemizde fayda var. Ben ayetleri okuyup manasını vermeye çalışacağım. Fasbir inne vaadallahi hak. Cenab-ı Hak peygamberimize şöyle buyuruyor. Sabret, Allah'ın vaadi muhakkak ki gerçektir. Allah'ın vaadi, yani Allah peygamberini galip kılacaktır. Dinini üstün kılacaktır. Bu gibi vaatler ve bu gelecekle alakalı. Gerçekten de Müslümanlar başlangıçta çok zor durumlardayken Allah'ın vaadi gerçekleşmiş ve çok iyi günlere gelinmiştir. Diğeri, لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ اِنْشَاءَ اللّٰهُ اَمِن۪ينَ مُحَلِّق۪ينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّر۪ينَ لَا تَخَافُونَ Bu da Medine'deki Müslümanlara, oraya hicret etmiş Müslümanlara Mekke'nin kapılarını aralayan bir ayet. Belki evvelinde bilmemizde fayda olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında İşte Mekke'ye gittiklerini, Kabe'yi tavaf ettiklerini görüyor. Ve bunu sahabelerle paylaşıyor. Sahabeler biliyorlar ki peygamberlerin rüyası vahidir. Ve işte bunun üzerine 1400 kişiyle Peygamber Efendimiz'in riyasetinde Mekke'ye doğru yola çıkılıyor. Ancak Hudeybiye denilen yere gelindiğinde müşrikler engelliyorlar. Ve orada bir barış anlaşması imzalanıyor. O yıl gerçi Mekke'ye gidilemiyor. Ama diğer yıl anlaşma gereğince 3 günlüğüne Mekke'de bulunuyorlar. Tavaflarını yapıyorlar. İşte ayet-i kerime bununla alakalı. Ve sonraki yılda da zaten Mekke tümüyle fethediliyor. Allahu Teala buyuruyor ki لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ Sizler elbette ve elbette Mescid-i Haram'a gireceksiniz. İnşallah, Allah'ın dilemesiyle. Eminine, emin bir şekilde. Yani daha evvel oradan çıkmak zorunda kalmışlardı. Hicret yaşanmıştı. Emin bir şekilde. Muhalliqina ruusakum, başlarınızı tıraş etmiş olarak ve mugassirin ve saçınızı kısaltmış olarak la tahafun, hiçbir şeyden korkmana. Çok net ifadelerle işte Mekke'ye gidileceği, Kabe'nin tavaf edileceği haber veriliyor. Bir yıl sonra umre tarzında, daha sonraki yılda da Mekke'nin fethi tarzında bu gerçekleşiyor. Diğer ayet, Huvellezî arsala rasûlehu bil huda ve dinil hak li yuzhirahu ale dini kullihim. O Allah ki peygamberini hidayetle ve hak dinine gönderdi. Onun dinini bütün dinlere galip kılacak. Bu ayet-i kerime nazil olduğu dönemde işte Peygamber Efendimiz doğrudan Mekke'ye girememiş ve Hudeybiye barışıyla Medine'ye dönme durumunda kalmış. Ama ayet-i kerime bunun çok daha ilerisini söylüyor. Yani Allah peygamberini galip kılacak ve onun dini bütün dinlere üstün gelecek. Çok net bir şekilde ifade ediliyor. Bir başka ayet, وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ Bu da Elif Lam Mim Gulibetur Rum. O sureden alınmış. İşte Peygamberimiz zamanında, Mekke döneminde bir haber geliyor ki Rumlar İranlıların önünde mağlup olmuşlar. İranlılar Mecusi,
o günün şartlarında. Rumlar da Hristiyan ehli kitap. Durum Mekke'de müşrikler tarafından duyulunca müşrikler Müslümanlara diyorlar ki bizim gibi kitapsız olanlar sizin gibi kitaplılara galip geldi. Biz de size galip geleceğiz. Bunun üzerine Rum suresinin işte başında yer alan ayetler nazil oluyor. Ve bu ayetlerde evet Rumlar mağlup oldu. Fakat bu mağlubiyetlerinden sonra galip gelecekler. 8-10 yıl gibi bir zaman dilimi içinde galip gelecekler. Bu bildiriliyor. Hatta Hazreti Ebubekir bunun üzerine bahse giriyor. Yüz deveye. Ve 7. 8. yıl gibi o yıllarda bu galibiyet gerçekleşiyor. Karşı taraftan yüz deveyi alıyor. Yani bu şekilde Peygamberimiz zamanında birebir gerçekleşen durumlardan birisi. İşte devamı fi bid'i sinin. Bid'i sinin içinde. Bid'i sinin 3 ile 9-10 arasında değişebilen bir rakam. Yani Türkçe'de de bazen yani birkaç yıl, 3-5 yıl gibi tabirler kullanılıyor ya. Ve o kadar zaman zarfı içinde kademeli bir şekilde Rumlar galip geliyor. Başka bir ayet. Fesetubsuru ve yubsurun bi'eyyikumul meftun. Peygamberimize hitap ediyor. Ey peygamber, sen de göreceksin, onlar da görecekler. Hanginiz meftun imişsiniz? Yani meftun kim? Yani mecnun anlamında bir nevi. Haşa peygambere mecnun diyorlar. İşte kabul etmek istemiyorlar. Ayet-i kerime sen de göreceksin, onlar da görecek. Neyi görecekler? Kimin meftun olduğunu, kimin mecnun olduğunu onlar da görecek. Gerçekten de tarih peygamberimizin hakkaniyetini ortaya koymuştur. Diğerlerinin meftun, mecnun olduğunu ortaya koymuştur. Diğer ayet-i kerime em yekulûne şair netarabbesu bihi raybel menun. Burada da peygamberimize şair denilmesiyle alakalı. Yoksa onlar o bir şairdir, onun ölümünü bekliyoruz mu diyorlar. Kul tarabbasu de ki bekleyin bakalım. Fe inni ma'akum minel mutarabbisin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Burada tabi peygamberimize şair demeleri onun onlara getirmiş olduğu Kur'an'ı reddetmek için. Yani onların kabulüne göre peygamber düşünüyor. Neler söyleyeyim? Bir şeyler söylüyor. Ardından da millet kabul etsin diye bunu Allah'a nispet ediyor. Allah'ın kelamıdır diyor. Fakat müşriklere göre durum böyle değil. O bir şair, işte düşünüyor ve söylüyor, bir şeyler söylüyor. Ayet-i kerime buna cevap vermekte. Yani bekleyin bakalım, ben de sizinle beraber bekliyorum. Ve 14 asır geçmiştir. Bu 14 asır zarfında peygamberimizin şair değil, söylediği hakikatlerin şiirle söylenen sözler olmadığını zaman ortaya koymuştur. Bir başka durum, bir başka ayet. Vallahu yasimuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Evveliyle beraber düşünürsek, evvelinde Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Ya eyyüher Resul, ey peygamber, belliğ me unzile ileyke min rabbik. Rabbinin sana indirdiklerini tebliğ et, anlat. Vallahu yasimuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Yani evveliyle alakası şu. Yani sen yeni bir dinle çıktın. İnsanların şu andaki inancına bu ters geliyor. Bundan dolayı onlar sana muhalefet edecek. Hatta öldürmeye bile teşebbüs edecekler. Ama merak etme, Allah seni insanlardan koruyacaktır. Ve korumuştur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy gelmeye başladıktan sonra işte 40 yaşından itibaren 23 yıl daha yaşamıştır. Ve bu 23 yılda pek çok inatçı düşmanlarla muhatap olmasına rağmen, hatta suikastlere de maruz kalmasına rağmen normal yatağında vefat etmiştir. Tabi burada hatıra şu gelebilir.
Mesela Uhud'da peygamberimiz yaralandı ve savaşta da mağlup oldular. O zaman bu ayet-i kerimeye ters düşmez mi? Hayır, ters düşmez. Allah yine korumuştur ve neticede galip gelmişlerdir. Ve Uhud Harbi'nin akabindeki yıllarda peygamberimiz sahabelerle işte Mekke'yi fethetmiştir. Tam bir galebeyle galip gelmiştir. Hatta bu ayet-i kerime nazil olduğunda peygamberimizin de zaman zaman muhafızlığını yapanlar var suikastlere karşı. Peygamber Efendimiz onlara diyor ki artık gidebilirsiniz. Rabbim beni korumayı taahhüt etti diyor. Bir başkası feillem tef'alu ve len tef'alu. Bu da Kur'an-ı Kerim'in benzerinin getirilemeyeceği ile alakalı. Eğer o Kur'an işte peygamberin sözüdür diyorsanız haydi onun bir benzerini getirin. Buna tahaddi deniyor. Devamında ama diyor eğer getiremedinizse ki asla getiremeyeceksiniz. Buradaki len tef'alu gelecekte de bunun benzerinin getirilemeyeceğini çok net olarak bize anlatıyor. Aradan 14 asır geçmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'i işte kendilerine göre böyle bir benzerini getirmek için çalışanlar olmuştur. Ama hiçbiri de başarılı olamamıştır. İşte Müseylime ve emsali bu konuda çalışmışlar ama ortaya koydukları şey Kur'an'a nazire olmamıştır. Ayet-i Kerime çok net bir şekilde len tef'alu, gelecekte de bunu yapamayacaksınız. Çok net bir ifadeyle geleceği anlatıyor. Bir başka durum ve len yetemennevhu ebede. Bu da Yahudilerle alakalı. Yahudiler Peygamberimizin huzurunda diyorlar ki Mescid-i Nebevi'de veya onun bir sohbet meclisinde cennete sadece biz gireceğiz. Ayet geliyor Peygamberimize. Onlara diyor de ki eğer cennete sadece onlar girecekse ölümü temenni etsinler. Ya Allah'ım canımızı al desinler. Ölelim de şu dünyadan kurtulalım bir an önce cennete gidelim desinler. İşte ayetin devamı ama diyor yaptıkları şeyler yüzünden asla bunu temenni etmeyeceklerdir. O zamanki Yahudiler de temenni etmemiş. Tarih boyu onların bu hali devam etmiş. Bütün milletler içinde hayat sevgisi ve ölüm korkusuyla dikkat çeken bir millet olmuş onlar. Bir başka durum senurihim ayatina fil afak ve fi enfusihim. Onlara ayetlerimizi hem afakta hem kendi nefislerinde göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lahum ennehu'l hak. Hak kendilerine açığa çıkacak. Burada afak ve enfüs, afak insanın dışındaki alem, enfüs insanın vücudu. Yani hem kendi vücutlarında hem de dış dünyada onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Allah'ın ayetleri iki türlü. Bir kelami ayetleri, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri tarzında. Bir de tekvini ayetler. Burada kastedilen tekvini ayetler ve bir takım ibretlik durumlar. Mesela insan vücuduyla alakalı gelişen tıp ilmi insan vücudunun ne kadar harika olduğunu göstermiştir. Ve bu şekilde gelişen tıp Allah demektedir. Mesela insanın bir tek dişi için diş hekimliği fakültesi kuruluyor. Kalbiyle alakalı kardiyoloji bölümü oluyor. Her bir azasıyla alakalı bir bölüm meydana geldi veya geliyor. Yani kıyas böyle idrakimizin boyutlarını çok çok aşacak bir mükemmellikte insan vücudu yaratılmış. Ve bu gelişen ilimlerle görülüyor. Bir de afak dış dünyada işte astronomi uzayı araştırıyor. Biyoloji canlıları araştırıyor. Jeoloji toprağın altını araştırıyor. Bütün buralarda Allah'ın sanatı gün be gün daha net bir şekilde açığa çıkıyor. Böyle olunca Allah ayetlerini daima gösteriyor. Buradaki ayette se ifadesi gelecek zamana götürür. Onlara ileride göstereceğiz.
Bunun bir yönü de şöyle açıklanmış. Yani İslam'ın intişarı ve müşriklerin mağlubiyeti. Zaten bu vaat edilmişti. Ayetlerde vaat edilmişti. Ayetlerde vaat edilen bu durumu hem afakta görecekler. Yani Arabistan ve etrafındaki yerlerde. Hem de kendi nefislerinde, işte Mekke'de mağlubiyeti tatmak suretiyle bu manada da açıklanmıştır. Bir başka ayet. Kulle in ictema'til insu vel cinnu ala en ye'tu bi misli hazal Kur'an la ye'tuna bi mislihi ve lev kana ba'duhum li ba'din zahira. De ki bütün ins ve cin bu Kur'an'ın bir mislini getirmek için bir araya toplansa, birbirlerine yardımcı da olsalar onun mislini getiremezler. Bu da Kur'an'ın mislinin getirilemeyeceğine dair çok net ifadelerden birisi. Birebir aynen gerçekleşmiştir. Bir başka durum, yetillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbuna. Allah bir kavim getirir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Ezilletin alel müminin, onlar müminlere karşı mütevazidirler. İzzetin alel kafirin, kafirlere karşı azizdirler. Şiddetlidirler. Yücahiduna fi sebilillah, Allah yolunda cihad ederler. Ve la yehafuna levmete laim ve kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Hizbullah olarak ayette anlatılır. Tabi hani günümüzde o isimle çıkanlar o ayrı bir durum. Bu Kur'an'ın doğrudan anlatmış olduğu, Hizbullah şeklinde anlattığı insanlar. İşte Allah bir kavim getirir. Evvelinde düşünürsek, evvelinde sizden her kim dininden dönerse. İşte alimler bunu değerlendirirken diyorlar ki, demek ki irtidat olayları olacak. Yani dinden dönme olayları olacak. Ve Allah da başkalarına sancağı verecek tabir caizse. İşte Peygamberimiz zamanında Müseylim'e önce gelmiş, Müslüman olmuş. Yemen'e gittiğinde ben de peygamberim demiş. Kavmi de ona tabi olmuşlar. Bu şekilde Peygamberimiz zamanında da az da olsa var. Hazreti Ebu Bekir zamanında bir kısmı işte zekat vermeyiz diyor. Bizden istenirse vermeyeceğiz diye ifade ediyorlar. Ve neticede dinden dönüyorlar. Sonraki dönemlerde de gerek ferdi olarak gerekse kısmen toplu olarak dinden dönenler olmuş. Ayet-i Kerime sonraki dönemlerde İslam sancağını başkalarının alacağını ifade etmiş oluyor. İşte mesela İranlılar ilk devirlerde Müslüman olmuşlar ve İran'da çok büyük alimler de yetişmiş. Onlara bakan yönü. Daha sonraki devirde Türkler İslam'a girmiş ve onlar da İslam'ın sancağını çok ilerlere kadar taşıyabilmişler. Özellikle Osmanlı'yla üç kıtada İslam'ın bir hakimiyeti olmuş. Ayet-i Kerime bütün oralara bakar bir şekilde bize anlatıyor. Tabi doğrudan şu millet demiyor. Genel bir ifadeyle söylüyor. Bir kavim diyor. Siz dönecek olursanız Allah başka bir kavim getirir. Yani siz bu vazifeyi yerine getiremediğinizde Allah başkalarıyla dinini neşrettirir. Ve bu da birebir gerçekleşmiştir. Dünyanın bugün hemen her yerinde İslamiyet anlatılmakta, tebliğ edilmektedir. Diğeri, ve kul elhamdülillah, de ki elhamdülillah seyyurikum ayatihi, Allah ayetlerini size gösterecek, fetarifunehe, siz de onları tanıyacaksınız. Allah'ın ayetlerini bileceksiniz. Burada yine gelecekle alakalı, Allah size ayetlerini gösterecek. Afak ve enfüste gösterilmesi daha önce başka bir ayet olarak geçmişti. Bu da ona benziyor. Ve Allah-u Teala gerçekten öyle ayetler gösteriyor ki, mesela tabiatta meydana gelen olaylar, öte yandan Kur'an-ı Kerim'de haber verilip de manası zamanla anlaşılan ayetler.
Ben bir tanesini örnek vereyim. Zaharal fesadu fil berri vel bah bimen kesebet eydinnaz. İnsanların elleriyle yaptıkları şeyler yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı. 14 asır evvelini düşünelim. Denizler tertemiz. Kara henüz kirlenmemiş. Ama ayet-i kerime insanların elleriyle yaptıkları şeyler yüzünden kara ve denizde fesat meydana geldi diyor. Ve şu anda çevre kirliliği dediğimiz şey, yeryüzü çok kirli. Denizler eskiden insanlar gemicilik için ve bir de yüzmek için o şekilde kullanıyordu. Ama günümüzde fabrikaların pisliğinin oraya atılması, daha başka şeyler gerçekten de denizlerde çok büyük bir fesat, bariz bir şekilde kendini gösteriyor. Yani bunun gibi daha Kur'an-ı Kerim'de nice ayetler var. Günümüzde bu ayetlerin manalarını daha iyi anlıyoruz. Hani Bediüzzaman başka bir sözünde diyor ya, zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor, rumuzu tavazuh ediyor. Yani işaretler var. Bu işaretler gittikçe netleşiyor. Bir başkası, ya belki şu da misal verilebilir buna. Allah-u Teala mesela Allah diyor binmeniz için ve bir zinet olarak at, eşek, katır bu gibi mahlukatı emrinize verdi. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ daha bilmeyeceğiniz neler neleri yaratır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bunlar okunurken eskiden otomobil yoktu, tren yoktu, uçak yoktu, bu gibi vasıtalar yoktu. İnsanlar artık nasıl anlıyorlardı ayet-i kerimeyi tam da bilemiyorum. Ama gelecekle ilgili olduğu belli. İşte günümüzde bu gibi şeylere biz biniyoruz gerçekten. Demek ki ayetten murat bu gibi şeyler deyip ayeti daha iyi anlayabiliyoruz. Başka bir örnek vereyim. Mesela kiramen katibin ya'lemuna ma tef'alun. Kiramen katibin melekleri siz ne yaparsanız bilirler. Muhammed Abduh bununla alakalı diyor ki bu diyor gaybi bir meseledir. Dolayısıyla kiramen katibinin bizim yaptığımız amelleri kaydettiğine biz inanırız. Ama yanlarında kağıt kalem mi taşırlar, yazarlar mı, nasıl yaparlar o kısmı bilemeyiz. Buna da iman ederiz diyor. Peki şu an bizim geldiğimiz nokta, yani Abduh 19. yüzyılda yaşadı. 21. yüzyılda biz olaya nasıl bakıyoruz? Yani biz de melekleri görmüş değiliz. Nasıl yazdıklarını da yine bilmiyoruz. Fakat daha iyi ve daha kolay anlayabiliyoruz. Ya bu da nasıl oluyor? Her taraf kayıt cihazı. Şu an hani çekim bile bir kayıt. İşte uydularla yeryüzünün her tarafında ne olup bittiği tespit edilebiliyor. MOBESE kameralarıyla her şey tespit edilebiliyor. Böyle olunca gerçekten de ya Kur'an'ın bu ayeti günümüz şartlarında daha iyi anlaşılmakta. İşte Allah ayetlerini size gösterecek. Siz de bunları tanıyacaksınız, bileceksiniz. Cenab-ı Hakk'ın bu asra bir ikramı diyebiliriz. Evet, özel bir ikram. Diğeri, قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ اَمَنَّا بِهِ De ki o Rahman'dır, biz ona iman ettik. وَاَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا Ve ona tevekkül ettik. فَسَتَعْلَمُونَ Siz bileceksiniz. مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ Kim apaçık bir dalaletteymiş, bunu bileceksiniz. Yani onlar Müslümanlara, siz yoldan çıkmışsınız diyorlardı. Kimin yoldan çıktığını bileceksiniz. Müşrikler mağlup oldu, Müslümanlar galip geldi. Ve diğeri, bu bölümdeki son ayet. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah sizden iman eden, salih amel işleyenlere şunu vaat etti. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ Onları yeryüzünde halife kılacak, hükümran yapacak. كَمَسْتَخْلِفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Daha önce başkalarını hükümran yaptığı gibi. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذ۪ي اِرْتَضَى لَهُمْ Razı olduğu dinlerini uygulama imkanı verecek. Yani geniş kitleler dini benimseyecek, devletler benimseyecek ve bu din hayatta uygulanacak.
Vele yubeddilennehum min ba'di havfihim emne. Korku hallerinden sonra onlara emniyet hali verecek. Güven ortamı meydana gelecek. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeleriyle Mekke'den Medine'ye hicret etmişti. Medine'den nispeten rahat ettiler. Ama yine de müşrikler rahat durmadı. İşte Bedir Savaşı, Uhud Savaşı gibi savaşlar oldu. Ve devamlı haberler de geliyor. İşte Mekkeliler baskın yaptı, yapacak. Sahabe rahat değil. Adeta silahla yatıyor, silahla kalkıyor. Ve bu ayet-i kerime çok net bir şekilde ileride güven günleri gelecek. Din hayatta, rahatlıkta uygulanacak. O günleri müjde veriyor. Gerek Peygamberimiz döneminde Mekke'nin fethiyle bu gerçekleşmiştir. Gerekse sonraki dönemlerde İslam devletleri zuhur etmiştir. İşte ta Emeviler, Abbasilerden günümüze gelinceye kadar. Ve bu din pratikte uygulanmıştır. Dinin prensipleri geniş kitleler tarafından benimsenmiş ve uygulanmıştır. Burada dikkatimizi çeken bir şey, bu galibiyet salih amel işleyenlere verilecek. Yani Müslümanlar zaman zaman salih amelden uzaklaşmıştır. O zaman bu vaat gerçekleşmez. Şarta bağlı. Demek ki hem iman edilecek, kuvvetli bir iman, ardından da salih amel. Bu ikisi birleştiğinde Müslümanlar güçlü oluyor. Ve Allah-u Teala da onlara bu şekilde galebe, hakimiyet, dini uygulama imkanı bahşediyor. Ana hatlarıyla kısaca bu şekilde. Evet. Hocam Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Bugünkü programımız burada sona eriyor. Bir başka programda yeniden beraber olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.